Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Nasılsınız? Geç kaldık. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Şeref aldınız. Nezaket arkadaşlar. Bir Kılma Partisi ile bir ittifak ve birliktelik yaptık. Kazanmak adına ortaklaşa bir gayret gösterecekler. Bu seçim biraz farklı bir seçim. Bu seçim gerçekten sonuçları itibariyle ülkenin beka meselesinin bile söz konusu olabileceği bir seçim. Kıymetli kardeşlerim, zor bir coğrafyadayız. Coğrafya bir ülkenin kaderidir. Etraf ateş çemberi. Tarih boyunca bu ülkede, Anadolu topraklarında çok normal şeyler seyretmedi. İnşallah olmaz ama bundan sonra da çok normal şeyleri seyretmeyeceği kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısıyla ülkedeki birliğin ve beraberliğin ülkenin bekası için o Çanakkale ruhunda olduğu gibi, o 15 Temmuz akşamında olduğu gibi, o terörle mücadelede olduğu gibi bir araya gelmek ve kenetlenmek önemli konulardan bir tanesi. Kıymetli kardeşlerim, tabi Allah nasip etti, belediye başkanlığı vesilesiyle, ilçe belediye başkanlığı vesilesiyle bir sürü hizmete vesile oldu. Yine 15 aylık süreç zarfında başta trafik ve ulaşım olmak üzere akıllı kavşak uygulamaları, şerit giriş etmeleri, ulaşımda indirim, işte merkezde, suda indirimler. Daha yöremiz, toplam nüfusu 50 bin bile değil. Hem merkeze 300-400 bin daha yöresinden gelip göçüp yaşayanlar var ama normal şartlar altında sanki kıyıya atılmış gibi. Sayın Cumhurbaşkanım, iki tane ekoturizm tesisimiz var. 5-6 tanesi projesi geçmiş, imalatı başlamak üzere olanlar. Bunun yanında 6-7 tane de imar komisyonu olanlar. Dağın kaderi, hayvancılık ve ekoturizm. Hayvancılıkla alakalı, bakın 82 dönümlük DSE'den bir yeri 4 dağ ilçesinin altında aldık, modern bir hayvan pazarı başlayacağız. Yanına yap işlet devletle bir et kombine tesisi yapacağız. Harmancık'ta kaplıca tesisimiz var. İnşallah göreceksiniz bunun bir bütün içerisinde dağ yöresinin cazibesini nasıl arttığını. Ama biz yaptığı yanlışları da kabul edecek kadar erdemliyiz Allah'a şükür. Evet, stadyumu yanlış yere yaptı. Türkiye'de güzel işler oldu ya. Gerçekten güzel işler oldu. Eksikler, aksaklar yok mu? Olmaz mı canım ya? Ne aksakları? Gemlik'te de hastane oldu. Orhan Gazi'de oldu. Mudanya'da oldu. Kemalpaşa, Karacabey, İnegöl. Ya 6500 nüfusu büyük oranda bile hastane ve inşaatı bitiyor ya. Arkadaşlar yapılıyor. Daha da yapılacak. Yani ciddi engeller ve takozlar konulmak istenmesine rağmen bu işler yapıldı. Evet Sayın Başkanım. Buraya da bakabilir miyiz?